Değerli arkadaşlar, hepinize selamünaleyküm. Ya bazı hayvanlarımızda kardeşim, bazı hayvanlarımızda gözle görülür bir nankörlük seziyorum. Bakınız, özellikle maymunlarda kardeşim. Bu şerefsiz maymunların önüne dünyayı sersen derler ki Faruk başkanım şuraya doğru serseydin derler. Bakın gördünüz, oradan indi oradan çıkıyor. Bu sürekli bir memnuniyetsizlik arkadaşlar. Sürekli bir işte şeyde düşüklük kardeşim. İşte bir moralman düşüklük. Böyle sürekli bakış şuraya, mapushanelerde güneş doğmuyor gibi yürüyor bak. Gardiyan. Beni havalandırmaya çıkarır mısın? Yani bunlarda bir sıkıntı var. Sürekli olarak voltaya çıkıp kardeşim görüşe çıkar gibi buraya geliyorlar. Ama bakın, ama değer bilen bazı hayvanlar var. Bakın karıncayı yiyenlere. Bakın sadece bir arazi. Ama yetiyor çok şükür. Hayvan kardeşim bakın. Welfare'ine bakın. Yemyeşil akıyor. Hayvan mutlu çünkü hiçbir sıkıntısı yok. Bak bak, kafayı buraya koyuyor oturuyor kardeşim. Buradan izliyor milleti bak. Buradan millete laf atıyor bak. Karıncayı yiyenler gerçekten şey kattılar. Bakın 2 yıldıza çıktık bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hayvanat bahçemizde tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün hayvanat bahçemizi artık buradan büyütüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu sormuşlar. Mantıklı. Bu hipopotam agalara niye böyle uzunlamasına bir bölge verdik de böyle hipodrom gibi kardeşim, at olsa koşacak, yarışa girecek. Böyle genişletebilirdik ama burayı da farklı bir şey için kullanacağım arkadaşlar. O yüzden öyle yapmadım. Yani ve ayrıca bak burada nerede mekanikçi? Mekanikçi nerede mekanikçi? Şuradan kardeşim, şuradan ben şey yapacağım ya. Şuradan bir tane yol çıkaracağım. Mekanikçiler buradan şöyle arkadaşlar buradan geçebilsinler diye. Aynen, buraya bir yolladım kardeşim. Burası bir yollu oldu. Oydu. İşte zamanında batıyorduk kardeşim. Zamanında batarken bize destek olmayanlar şimdi mutluyken köstek olmasınlar, hoppala. Arkadaşlar şimdi bir tane daha kardeşim, zebra. Benim bu hayvanat bahçesinde hayallerimden bir tanesiydi. Zebra çiftliği açmayı düşünüyorum şimdi. Bayağı bir gördüğünüz gibi parayı kırıyoruz. Maddi durumlar çok iyi şu anda. Ne oldu, öldü mü lan bu? Lan kalk lan. Şşş, lan millet öldü sanıyor ya, kalk ya. Ölmedi. Arkadaşlar uyuyor. Vallahi uyuyor. Hulya uyanmadı bu saatte. Daha bu saatte uyanmaz. Milleti kandırma ya. Milleti şey yapıyor ya. Milleti Tonga'ya getiriyor ya öldüm diye ya. Kalk lan. Uyuyor kardeşim. Bak uyuyor bak. Bak gördün mü bak. Burundan anla bak uyuduğunu bak. Gördün mü? Şimdi o zaman zebra çiftliğimizi yavaştan açıp parayı kırmaya başlayalım kardeşim. Zamanı geldi. Buradan Animal Trading'den zebra. Bunun şeyi ne? Zebra mı? Ha, Plains zebra. Aynıymış ya. İngilizcesi dedim başka bir şey. Oo, bu zebra değil ki bunlar. Bunlar zebra değil abicim. Bu ne lan? Para geldi. Hop. Valla $1000 kazandım. $1000 geldi. Allah'ım yağdırıyor. Allah'ım, yüce Rabbim yağdırıyor ya. Heh. Arkadaşlar zebralar bunlar. Yalnız zebralar pahalı hayvanlar tabii ki. Plains zebralar kaç yıl yaşıyor? Buna bir bakalım önce bir kardeşim. Böyle bize tam böyle yaşlı zebrayı kakalamasınlar. 25 yaşına kadar yaşıyorlarmış. Yani 4 yaş. Bunun 10.000 param, 10.000 don. Bu ne böyle? 10.000 tane bu paradan. Yok. Valla arkadaşlar bir tane şundan kardeşim. Bir tane de bundan. Bunun immunitesi düşük ama bunu biz tedavi, ben onu iyi ederim. Siz getirin, ben onu iyi ederim. Şunların ikisini alalım arkadaşlar. Bir bunu kardeşim, bir de bunu istiyorum. İki tane. Bunlar ben ama sürü olarak yaşıyorlar. Tamam, bunlar bir dursun abicim. Şeye, karantinaya yollayın hayvanlarımı, karantinaya. Nerede o hasta olan? Heh, hasta olanı karantinaya. Tamamdır arkadaşlar. Karantinaya yerleştirdik şimdi onu. O gelecek, o hayvanlar kargolandı. Aras kargoyla geliyor. Onları kardeşim şey yapacağız. Bu ne lan? Lan ne oldu lan? Çocuğunuz mu oldu? Lan oğlum çocuk olmuş ya. Hoppala arkadaşlar. Ya kardeşim ya, ben bu hayvanat bahçesini yönetiyorum ya. Vallahi yönetiyorum, billahi yönetiyorum ya. Adı ya Juven, ne bu adı? Akono. Akono Çin Japon mafya, Japon ninjası bu. Güzel. Hayırlı olsun inşallah. Allah analı babalı büyüsün inşallah. İnşallah değerli paralar olsun. Bu ne lan, böyle bir tane daha geldi buraya. Bu ne bu lan? Oğlum sen gerizekalı mısın sen? Ne gezinsin hayvan? Engin. Bunun adı Engin Doğa. Engin, bu ne Engin? Zebrayı buraya niye koydun Engin? Engin, zebrayla karıncayı yiyenler yaşar mı yavrum Engin? Hayvanı karantinaya götür gerizekalı. Arkadaşlar bu Engin'i ben boğacağım. Allah Allah, zebrayı karınca yiyenlerin arasına koydu ya. Şimdi arkadaşlar zebra biliyorsunuz atlayabilen bir hayvan ama tırmanabilen bir hayvan değil sonuç olarak. O yüzden kardeşim bundan koymak istiyorum yan yana. Bakın şimdi ne kadar alana ihtiyaçları var bilmiyorum. Ondan az bir yer koyacağım. Biraz koşan hayvanlar bunlar bu arada. O yüzden biraz alan isteyebilirler. Koşan hayvanlar olduğu için bunlar at gibi koşarlar şimdi. Ama arkadaşlar şimdilik şöyle bir alan yapıyorum kardeşim. Evet, böyle bir alan yaptım. Şimdilik şey yapmayacağım. Büyük bir alan vermeyeceğim bunlara. Abicim şurayı siler miyiz? Hah, çok güzel. Şu yolu uzatalım arkadaşlar şimdi. Bu arada yolları da bayağı bir güzelleştireceğim yakında. Şimdilik böyle biraz bombeli gibi gözüküyor ama öyle değil aslında. Şöyle arkadaşlar bu full gitsin. Tamam. Şimdi şuraya abicim bir tane kapı istiyorum. Bariyer kapısı. Şuraya bir tane kapı istiyorum. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Wooden gate koy. Oğlum bu kapıdan atlar bu hayvan. Agam böyle kapı olmaz. Bu kapıyı geçer bu hayvan. Neyse tamam. Şuraları arkadaşlar buraları kardeşim glass'tan yapıyoruz ki zebralar gözüksün, millet para atsın. Asla bu arada ben bu işi para için yapmıyorum. Böyle bir kafanız öyle bir düşünce sakın gelmesin.
ben parayla işimiz yok bizim Faruk Hayvanat Bahçeleri olarak. Daha çok çek ve senetle ilgileniyoruz. Bu arada bu kapı niye böyle küçük oldu onu anlayamadım ben ya. Şu kapıyı kırık bir daha yapacağım ya, dur. Arkadaşlar bu kapı küçük oldu, benim hiç hoşuma gitmedi. Ha büyük kapı, büyük. Şöyle bak, büyük. Heh, tamam, çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Karantina pasıt diyor bu arada. Hayvan çıkmaya hazırmış arkadaşlar. İkisini de alın abicim, buraya gönderin. Plains zebralarımızı. Zebralar buraya bir gelsin. Bu arada zebralar gelmeden bereketiyle gelirmiş Allah'ın izniyle. Onlara bir hemen bağış kutusu koyayım. Millet daha zebralar gelmeden bağış atmaya başlasınlar arkadaşlar. Şuradan şöyle. Oo, şöyle. Bir tane daha koyalım. Getirin zebraları abicim. Getir getir getir. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Zebralar geliyor. Bir tanesi koşuyor. Bir de şu mekanikçi. Heh, şunu yaptın mı? Ay yapmış arkadaşlar, helal olsun lan. Vallahi çalışıyor ya, ben bak. Aa, $1000 daha ödül aldım. Aa, education'ımız artmaya başladı. Güzel, güzel, çok güzel. Ne oldu lan Niana'ya? Niana? Acıktım Feridun abi. Animal is hungry diyor. Ya şu hayvana bakın abicim. Şurayı gözünüzü seveyim. Keeper gel buraya gel. Şimdi arkadaşlar şu tabii work zone'ları da ayarlayalım kardeşim. Bizim staff'ın work zone'larını. 9 work zone'a, bunu da zebralara da baksınlar diye bunu da eklememiz gerekiyor. Yani şöyle kardeşim komple baksınlar işte şöyle. Şu, 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 tamam. Tamam, work zone 9'a yaptık. Başka? Şunlar acıkmış şu hayvanlar. Şu hayvanlara bir yemek getirin. Geldin mi? Heh, gönderdim adamları. Kim olan gariban geldi lan? Gariban gelmiş VIP. Hello diyeyim garibana. Hello dedim arkadaşlar garibana. Gariban da hello dedi. Bunlar ne yapıyor lan böyle? Oğlum birbirinizi itmeyin ya. Allah Allah. Bunlar dans ekibi mi bunlar? Ne bunlar ya? Bu Anadolu ateşi mi bu? Kim bu? Bak hareketlere bak. Aynı hareketleri yapıp duruyor. Neyse arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Zebralar geldi mi abicim? Allah, karanlık çöktü üzerimize. Oh geri, bir dakika. Heh, dur şimdi zebraların ortalamını hazırlayacağız. Arkadaşlar zebralar short'tan short çimenleri daha çok seviyormuş. O yüzden burayı short çimene çeviriyorum kardeşim. Long değil. Birazcık sol seviyorlarmış. Sol veriyorum birazcık. Rock, snow, snow seviyor musunuz? Yok. Bu arada buraya büyük gelmiş bunlara. Heart shelter yok ama bir tane. Heart shelter yapacağım. Yani güneşten korunsun diye hayvanlar. Buradan bir tane kardeşim. Heart shelters yapıyoruz. Zebra. Oo bu çok büyük olur. Çok büyük. Şöyle arkadaşlar şu güzel kardeşim. Bak zebraların mekanı burası. Bir tane bundan yaptım. Hop bunda takılır bunların ikisi, tamam mı? Nasıl keyifler? Oo selamünaleyküm aslanım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Eyvallah eyvallah canım eyvallah. Şimdi arkadaşlar şu Niana ile bir ilgilenin ya. Nutrition. Yemek hala gelmemiş bak buraya. Gitmiş yemek getirmeye de gelmemişti adam. Gelir. Aha geliyor geliyor geliyor. Geliyor abicim geliyor. Şimdi arkadaşlar zebralara şey koyacağım. Yemek şeyi koyacağım. Onlar da tabii yemek yiyebilsinler diye. Bu plains zebralara abicim güzel bir şey koyalım burada şimdi. Plains zebralara bir tane suluk arkadaşlar. Büyük bir suluk şöyle bak. Şu kardeşim güzel. Evlerinin yanına bir suluk. Bir tane de büyük bir yemek şeyi koyuyorum. $500 bu ha. Vallahi billahi paralı. Biraz pahalı da. Yapacak bir şey yok. Hayvanlara değer. Şimdi bunlara da yemek koysunlar abicim. Tamam. Çok güzel. Birazdan burayı ağaçlandırırız bu arada. Hangi iklime uygun bu hayvanlar? Daha çok hangi iklimi seviyor bunlar? Biome grassland. Arkadaşlar grasslandlık ağaçları koyalım kardeşim. Bomboş kalmasın buralar. Hayvanlar belki gölge mölge isterler. Şöyle düzlük de kalsın tabii. Her yere çiçek böcek koymayalım. Şöyle bakın müthiş şekilde şuraları ağaçlandırıyoruz ki bu hayvanlar rahat yaşasınlar. Abicim ne güzel yaptım ben burayı ya vallahi bile. Bak şöyle bak, bir de desen yapayım size bak. Bakın aslanlarım benim, bakın. Evinizin yanına desen yapıyorum bak. Burası bir cennet bahçesi gibi oldu ya. Bu zebraların yerinde ben olsam keşke ya. Arkadaşlar zebraların mekanı çok güzel oldu vallahi billahi. Bakın koşuyor, gördünüz mü? Bak hayvan diyor ki benim o eve geldim diyor. Eve eve. Aman nereye geldik bir anda. Eyvallah canım eyvallah. Zebralar bağış toplamaya başladı mı? Başlamış vallahi billah. Güzel. Tamamdır arkadaşlar. Zebra sürümüz de büyümeye devam edecek kardeşim. Ya şurası çok şeysiz oldu ama olsun bakalım. Sıkıntı yok. Hallettiniz mi abicim o yokluk görmemiş hayvanları? Bunlar yokluk görmemiş. Yemek verdiniz mi? Tamam vermişler yemek. Güzel. Şimdi evet, var mı sıkıntımız abicim? Sana ne oldu lan? Sosyallik yok diyor ya. Oğlum 3 kişisiniz işte, ne sosyalliği ya? Acaba karınca yiyenler, şöyle bir şey var. Şunlara bir kipir yollayayım da. Acaba arkadaşlar bak nayoların 3'ü de sosyallikten şikayetçi. Acaba diyorum ki bunlar 2 kişiyken daha mı iyi? Şu küçüğü alsana abicim, bu küçüğü. Küçüğü bir karantinaya yollayayım bakayım. Acaba arkadaşlar kendi bu şerefsiz kendi evladını mı yadırgadı ya böyle? Bunlar niyeyse 2 kişiken iyiydi. 3 kişi olunca sosyallikte sıkıntı yaşamaya başladılar. Çöp kutusunu kim devirdi buraya? Hangi şerefsiz yaptı bunu? Hangi şerefsiz buna rovoşat attı bu çöp kutusuna? Sen mi attın? Bunu tekrar koyalım arkadaşlar. $20 gidiyor ya böyle de olunca. Şimdi küçüğü aldık. Küçüğü aldırdım kardeşim. Küçüğü bakayım düzelecek mi bunların sosyalleri? %9-10 şerefsiz kendi evladı. Ne ahlaksız köpek yokluğu. Sana adam mı dedik? Sana adam dedim ben. Sen adamlıktan da nasibini almamış çıktın aslanım. Aa sosyalliği yine düşüyor bunun. Yo arkadaşlar gayet de yükseliyor vallahi. Baksanıza. Vay şerefsizler vay ya. Vay şerefsizler ya. Neyse bunlar 2 kişi yaşayacakmış. İyi. O zaman ben diğerini satsam ayıp olur mu ya? He? Arkadaşlar bu biraz şerefsizliğe girdi. Ben hayvan ticaretine başladım. Ne oldu ya? Vallahi durduk yere hayvan ticaretine başladık biz ya. Hay Allah. Neyse. Abicim şunu satayım madem ben biraz para yapıyorsa. Oğlum yetmedi mi ayı gibi uyudun senin de? Kalk artık ya. Kalk. Kalk lan. Kalk yerine yat. Kalk ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi bakın ne durumdayız?
çift yıldızdayız kardeşim. İnsanlar education'dan şikayetçi mi hala, onu merak ediyorum. Education'ı hala sağlayamadık. Bakın ne yazıyor burada. İyi, yani iyi bilgilendirilen misafirler daha çok para harcarlar diyor. Yani bilgilendirmeye çok önem vermeliyiz. Burada parayı kırarız kardeşim, net söylüyorum. Education'a çok önem vereceğim. Bakın şimdi. Bir de böyle bazı yerlere de arkadaşlar şey koyuyorum. Böyle ne bileyim kardeşim, ne denir ona? Böyle satıcılık falan şeyleri koyuyorum ki satın alsınlar, alışveriş yapsınlar diye. Restoranlar falan da bayağı bir para kırıyor yani. Mesela şunu şuraya koyabilirim bak. Bak mesela bu buraya güzel gider. Bak buraya sığmıyor ki bu. Bakayım. Bu adamın ekmeğiyle oynarız ama böyle yaparsak. Bu adamın ekmeğiyle oynamış oluruz. Olmaz. Bir de abicim kameralar koyacağım ben buralara ya. Vallahi arkadaşlar bazı yerlere kamera koyacağım. Tuvalete parasız girmesinler diye buraya bir tane kamera. Maymunlara saldırmasınlar diye buraya da bir kamera koyuyorum. 3-5 yere birden kamera koyacağım. Mesela şurası arkadaşlar çok önemli. Buraya vurmasınlar diye kardeşim buraya da bir kamera. Bu hayvanlarıma iguana, bak sıçrıyor hayvan. İguanalarım çalmasınlar diye de kamera koydum. O ne lan öyle? Para atıyorlarmış ya, sıçrıyor hayvan diyor. Güvenliği yükselteceğim. Şimdi education için ne yapabiliriz abicim? Bak şu şekil şeyler arkadaşlar iş görüyor bakın. Şöyle kardeşim education barları. Ne bileyim böyle kardeşim informational şeyler. Bakın şu şekilde. Bunları kardeşim buraya koyarsak adamlar bilgilenmeye başlıyorlar. Bir de şu information center herhalde az oldu. Ben buraya da bir tane koyacağım ondan ya. Vallahi burada da arkadaşlar para şey yapsınlar ya. Bunlar bayağı para getiriyor abicim. Fazla ekibimizi yükseltiyoruz ama. Bak şimdi mesela zebralar abicim. Hipopotamlar özellikle. Bak ablacım şu bak. Şu buraya bak, buraya öküzlük yapma. Şu çıkın bak, çık. Şu kaldırımın üstüne çıksan ne oluyor? Şuradan baksan ne oluyor? Hayvanı şey yapma. Hayvan bak kafa atacak sana ya. Kapırda. Anasını satayım, camak elini sokuyor. Mekanikçi gel şuraya ya, şu şey adam çizmiş çamış yeresizler. Gel şunu yap. Böyle arkadaşlar şuraya da koyalım bir tane education board kardeşim. Bu şekil şeyler sağlam oluyor. Exhibit var bak mesela burada. O da şey işte şunlardan. Buraya ben birkaç tane daha, 4 tane daha exhibit koymayı düşünüyorum bu arada. Bak şöyle arkadaşlar. Tam şöyle ortalayıp kardeşim sağlam bir güzelce şöyle. Hah bak şöyle. Bak burası müthiş oldu mesela. Burası şey parkı gibi bir şey olacak yakında. Böcek parkı gibi bir şey açacağım zaten. Bir de şuraya balık koyabilir miyim ben acaba ya? Nasıl gider arkadaşlar? Fiş yok mu fiş ya? Balık. Kaç para kazanıyoruz şu an? Gelirimiz iyi mi abicim? 8750 dolar. 9000. Çok güzel. Şu anda hiçbir giderimiz yok. Birazcık arkadaşlar ben ekip arkadaşları almayı düşünüyorum. Kaleci Rüştü'ye falan yardımcı olsunlar diye. Şimdi bak. Heh, geldik. Educator alacağım. Bir tane rehber alacağım şimdi kapının oraya. Rehber agam her şeyle ilgilenecek. Şimdi rehberin mekanı var mı ama? Bakayım var mı? Staff room non diyor. Abicim sen milletle şey yap. Hayvanlarla mı konuşuyormuş bu? Tamam. Gez abicim etrafta. Milleti bilgilendir. Rehber ol. Milleti eğit. Onun dışında yeni çalışma arkadaşlarımızı alıyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şey çok az. Bakın caretakers'lar yetmeyecek yakın zamanda. Şimdilik ben bir kişi daha aldım. Hatta iki kişi daha aldım kardeşim. Bir sıkıntı olursa kovarız sıkıntımı. Keepers, bir tane de mekanikçi alacağım. Bakın şimdi bu size fazla gibi gelebilir ama şu an ben kontrolsüz büyüme yapmak istemiyorum. Yani büyürken kardeşim ekip arkadaşlarım yanımda olsun ki. Nasıl konuşuyorum bir patron ya, patron Faruk Başkan ya. Yani şu bugüne bugün anlık 734 kişi var burada arkadaşlar. Şu an yani beni konuşturmayın da. 734 kişiye hizmet veriyoruz burada. Burası para yapmıyor mu ablacığım? Sen para yapmıyor musun hiç? Ha yapıyor yapıyor, güzel. Şimdi gelirde gözle görülür bir düşüklük görürsek bu şeyden kaynaklıdır. Çok fazla insan aldığımızdan kaynaklıdır. Zaten anlarız ama sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü ne alaka yani, bir sürü para kazanıyoruz zaten. Hani benim amacım bak Habitat 14 mesela şey değil diyor. Bak temiz değil diyor abicim. Mesela buraya Keeper'ın gelmesi lazım acilen. Evet şu an gelirler azalmaya başladı. Anasını satayım anlık böyle. Kaç para veriyorsunuz oğlum? 110 bin 109 bine düşersek sıkıntı var demektir. Neyse arkadaşlar exhibitleri açtık ya. Bak caretakers'lar nerede mesela abicim caretakers'lar? Ya gariban git şuradan gariban. Şunların workzone'larını ayarlayalım şu caretakers'e, keepers'ların, yeni aldığımız adamların. 9. 9'da çalışacaksınız. Educator workzone 9 abicim. Workzone 9. Mekanikçiler. Caretakers'lar workzone 9. Burayı abicim şuraya bir ilgilenin lütfen rica ediyorum. Bak burası bak şu an beni konuşturmayın bok götürüyor ya. Ya bu arkadaşlar 5 kişi çalışıyor. Bir tanesi bile nasıl gelemez buraya onu anlamıyorum ya. Şimdi gelmesi lazım ha. Tamam geliyor 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 geliyor. Temizlikçi geliyor arkadaşlar geliyor. Pardon bu yemek vermeye geliyormuş. Bir kişi daha gelmesi lazım. Temizlikçi. Adam gelecek de aradan geçemiyor ki adam. Bir tutun bırakın şu adamı ya. LeBron James bunlar perdeleme yapıyorlar ya. Yani arkadaşlar bir keeper bir şey yetmiyor caretakers'lara. Yani temizlikte sıkıntı var ya. Temizlikte sıkıntı var. Şuraları bu caretakers'ların acilen çalışması lazım. Bu arada parada sıkıntımız yokmuş. Onu da söyleyeyim. Hah temizlikçi geldi temizledi arkadaşlar. Çok güzel. Tamam. Geldi geldi. Mario Silverman geldi. Güzel. Tamam. Zebralar şu an müthiş bir şeyleri var. Her yere gidin abicim. Bak bu hayvanların da morali bozuk. Bak bak bu hayvan da bak kederli. Bak kederli. Ha tamam bunu da halletmişler. Çok güzel. Bu arada biz şey açtık mı? Educator için arkadaşlar bir bölge açtık mı? Education
alışverişin. Neyse tamam, şimdi şu eksibitleri dolduralım. Bir böcek şeyi daha yapalım buraya. Müthiş oluyor bunlar. Parayı kırıyoruz. Ama ondan önce şu aldığımız şeyleri de arkadaşlar bakın şunları bir kullanalım. Hatta benim aklımda da şöyle bir şey var ya. Acaba nasıl olur ya kardeşim? Arkadaşlar bir yeri böyle böcek parkı yapmayı düşünüyorum ben ya. Aslında şurada çok güzel bir böcek parkı yaparım. O zaman şöyle yapalım. Önce bunları bir yapalım. Onun için bayağı bir para gerekecek. Parayı bir önce halledelim madem. Ondan sonra kardeşim hallederiz. Yani bunlar böyle kalmayacak. Oo antilop var, antilop. Aa, iguanaymış. Abicim getir bu hayvanı buraya. Sentuzo. Bunu buraya koyun. Bir tane de anakonda mı alsak ya? Ne diyor? Exhibit no keepers diyor. Tamam tamam dur bekle. Tamam dur. Keeper can knock diyor. Keeper can knock diyor. Dur abicim dur. Tamam dur. Workzone'a o exhibitleri eklemedik ya arkadaşlar. Ondan cazırdıyorlar bunlar. Bunlar cazırdayıcı ya bunlar. Şimdi abicim şunu da şöyle yaptık. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bunların bir derecelerini ayarlayalım. Millet bakıyor da hayvan bak. Hayvan daha bir dur bakalım ya. Hayvanın morali bozuk. Bunu arkadaşlar düşürüyoruz. Humidify'ı da düşürüyoruz. Şimdi düşürüyoruz. O ince mekanı ayarlamamız lazım. Bak hayvan burada bak burada. Biraz daha düşürelim. 67'leri falan seviyormuş bu Humidify. 67 mi? Yok. 65'i mi seviyor o zaman? Yok lan %55'miş çok iyi olan. Dur. %55 tamam. 26 dereceli 31 derece çok iyiymiş. O zaman 27-28 derece iyi. 28'lerde kalsın. Tamam güzel. Şu an iyi mi abicim? Exhibit nasıl? Layout'u kötüymüş. Tamam o layout'u halledilir. Senin abicim seninkini de halledelim hemen. Kaç derecede yaşıyorsun sen? 25-30. Tamam o zaman 28. 27 hadi senin için. Nem oranı da 85 olsun arkadaşlar. Tam ortalayalım. Çok güzel. Ya bu hayvan susamış. Bu şerefsizler su git. Aa tamam burada. Oğlum şuraya ben mi söyleyeceğim ben bunu ya sürekli? Arkadaşlar böyle olmaz ya. Vallahi böyle olmaz ya. Bu arada yine para kazanmışım bir yerden. 1000 dolarlık. Teşekkür ediyorum canım. Eyvallah. Eksik olmayasın. Buraya bir yardımcı olun. Sen aslanım şuraya bak bir bak su şu hayvanın suyunu muyunu halledin çabuk. Ayıptır ya. Aç hayvanlar ya. Abicim oraya bedava bakma. Bedava bakma. Ben oraya daha şey koymuş muyum bağış yeri? Sen oraya bakıyorsun da bağış yeri var mı orada? Yok. O zaman rica ediyorum bedavaya bakmayın abicim. Bedavaya yok. Bedavaya bu hayvanlara bakılmaz. Böyle arkadaşlar şuraya da kardeşim şöyle ikişer tane koyduk. Şunu bak bak mesela bak. Müthiş bir tasarımcı olduğum için bu benim gözüme battı mesela. Ben bunu bak köşeye çektim gördün değil mi? İşte yaparım yani yapacak bir şey yok. Tamamdır exhibitler de böyle oldu. İki aslında bir exhibit daha gider buraya ama gerek yok. Bak burası da güzel oldu. Çöp kutularıyla şeyler burada dursun. Bunlar burada durabilir. Şu an 800 kişiye doğru gidiyoruz. Ya hayvana su vermiyorlar. Yağmur yağarsa yüce Rabbim suyunu veriyor hayvanın ya. Ya bu kaç kişiyi aldık? Niye çalışmıyor bunlar arkadaşlar? Onu anlamadım ben ya. Oğlum burası da bayağı su almasın ha. Hipopotamlar boğulur. Bakayım bunların keyifleri nasıl? Bunları ye. Şu increment'leri şimdi yapacağız ya. Bunları geliştireceğiz kardeşim. Bunları şimdi geliştirmeye başlayacağız. Bu arada bu bilet fiyatlarına yine çok düşük diyorlar ya. Arkadaşlar bilet fiyatları yine çok düşük diyorlar. 3 yıldıza gidiyoruz bu arada. Bilet fiyatları düşük diyorlar. Onu nasıl yapabiliriz? Biraz yükseltelim madem. Bundan sonra abicim 10 dolara 8 dolar olmuştur. 2 dolar daha yükseltiyoruz. Tamamdır. Hatta 9 dolar çocuklar. Çocuklar 9 dolar. Çocuklar 2 dolar şey yapmasınlar abicim. 1 doların lafını yapmasınlar lütfen. Şimdi thirst diyor bak arkadaşlar. Şu sorunu da çözelim. Bak bunlar susuz adamlar. Gördünüz mü? Bak thirst mutlu. Çoğu mutlu. Bunların çoğu mutlu. Enerjili. Hunger aç değiller. Restoran var. Tuvalette bir sıkıntı yok. Var kardeşim. Ama dikkat ettiyseniz çoğu susuz bakın sarı. Susuzlar gerçi buraya sıraya geçmiş. O zaman şöyle yapabiliriz. Bundan bir tane daha koyalım. Bu gulpeden. Gulpe sodadan. İçecekleri satsınlar. Yani orta bir yerlere daha koyalım. Bir yere daha koyalım bundan. Daha iyi olacaktır. Ben fena oldum. Ne oldu lan? Botulizm, toksisizm olmuş lan hayvan. Aa hayvan hastalanmış ya. Tüh. Şerefsiz. Bizim şerefsizler bakmıyor ki hayvanlara adam gibi. Neyse botulizm, toksisizm onu hallederler şimdi. Ben şuraya arkadaşlar bir tane içecek servisi açayım hemen. İçecek servisleri biliyorsunuz önemli kardeşim. Gulpe soda counter. Bak böyle açık da yapabiliriz bu arada. Büyük yapmamıza gerek yok. Bir tane de açık koyalım hatta. Güzel olsun şöyle. Nereye koyulabilir bu? Buraya koyulmaz. Buraya koyulmaz. Şurada var zaten. Buralarda bir yerlerde yok ama. Heh bak burası çok güzel. Bak 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 şak böyle çok güzel oldu arkadaşlar burası. Lan oğlum maymun gibi hareket yapma. Niye atlayıp atlayıp duruyorsun? Allah Allah. Dikkat et bak oradan yılan vallahi boynunu bir dolarsa var ya. Dikkat et. Tamamdır arkadaşlar. Buraya da bir tane sodacı koydum. Şeyler satacak buradan. Mallar satacak. Bak hemen gelmeye başladı bütün enayiler şey müşteriler. Gel aslanım gel. Çalış bakayım hemen eksiden çıktığını göreyim. Artıya geçtiğini göreyim gözüm rahat etsin. Haydi. Hadi aslanım benim göreyim. Yavrum benim be 20 dolar bir anda kilitledi be. Helal olsun be. Tamamdır arkadaşlar. Çok güzel. Ya bizim education hala çok kötü ya. Nerede bizim bu educator? Educator nerede? Onu merak ediyorum. Educator nerede? Rica ediyorum. Information center'lardan faydalanın. Abicim, ablacığım. Hepiniz bakınız. Lütfen. Bakın burada bir sürü şey yazıyor. Siz hiçbirini okumuyorsunuz ya. Burada speaker yok mu abicim? Bak konuşuyor. İspanyolca konuşuyor adam ya. Yazıklar olsun size ya. Alın bir tane buraya koyayım ya. Education board. Alın. Şöyle koyayım ben bunu. Al. Bu zebralar hakkında bilgi ver şunlara ya. Bu öküzlere. Education contact. Nerede abicim? Ekoturizm. Al. Al ekoturizm hakkında bilgi ver millet. Hadi. Millet şaşırıyor arkadaşlar. Ekoturizm hakkında bilgi ver. Neye bakıyorsun ya? Anlayacağım.
Anlayacaksın sanki ekoturizm. Ha hayvana bakıyormuş, tamam. Neyse baksın tabii yani, bakmasında bir sakınca yok da hani anlıyormuş gibi yapmasın. Şimdi arkadaşlar şu hayvanın da education'ın bu ardını açalım kardeşim. Tam camın önüne koyduk ama. Plains Zebra abicim, tamam mı? Burası Plains Zebra, bakın. Burada bu hayvanın şeyi yazıyor bakın. Burada Plains Zebra. Bak bu hayvanın adı bu. Education, lütfen education'ı yükseltelim. %14 hala, bakın hiçbiriniz bilgilenemiyorsunuz ama. Peki arkadaşlar niye bunlar bilgilenmiyor, ben onu anlayamadım ya. Biz bu education işini halledemedik ya hala. Bunu halletsek zaten parayı kıracağız da. Bak şimdi o zaman şöyle yapalım. Animal Talk Point koyayım ben buraya. Bir tane de. Şöyle. Burada abicim hayvan hakkında bilgi verecekler. Şöyle bak. Bakın şimdi arkadaşlar bakın. Burayı link setting yapacağım. Ha bu şey ya, bu hayvanla konuşmak için ya. Hayvan ses çıkarıyor ya. Onu duymak için. Bunu alalım. Bu gerek yok şimdilik. Bunu satalım. Onu da koyacağız da şimdi değil. O zaman şöyle yapalım abicim. Buna da bir tane speaker koyalım. Bu da zebra hakkında bilgi versin. Ama range'i çok yüksek olmasın. Çünkü diğer hayvana karışmasın abicim. Aynen. Böyle iyi. Hatta en çok da burada duruyorlar arkadaşlar. Buraya da koyalım o zaman. Yüksek ihtimalle var ya bu sorunu çözer var ya. Bu speakerlar falan. Şöyle arkadaşlar. Bu adamlar bunu duysun yani mantıken. Bak. Plain Zebra'yı şimdi yükseltti. Bak gördün mü? Education artıyor adam buraya gelince. Bakayım işe yarıyor mu şimdi education? Bak gördün mü? Burada education alanlarını çoğaltmamız lazım. İnsanlar educational şey yapmaları lazım. Bakayım %14 hala. Mantıken bu bölgeye girdiğinde bu adamın bilgilenmesi lazım ama bu davar olduğu için hala hareket yapıyor, dinlemiyor bak burayı. Abicim inspektör gelmiş bu arada. İnspektör. İnspektör gelmiş beyler. Bu arada power source inaccessible diyor. Niye öyle diyor? Power source'a ulaşılamaz diyor. Ne alakası var abicim? Buraya elektrik gelmiyor mu şu an? Yo geliyor işte şerefsiz. Transformer'ı çağırdım, bozulmuş olabilir bu. Çağırdım baksın bakalım. Zebra'nın teki bir şey hastası olmuş diyor. İyileşti mi o? Hah iyileşmiş, çok güzel. Şurayı bakın abicim, şurayı temizleyin bakın. Caretakers'lar çalışmıyorsunuz rica ediyorum. Maymunlar ne durumda? Maymunlarla hiç ilgilenmiyorsunuz siz. Bakayım bakalım yemeğin suyun nasıl aslanım? Hard shelter yok diyor. Nasıl yok? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah Allah, bir tane maymun var arkadaşlar. Diğeri nerede? Ha ben körmüşüm, buradaymış pardon. Donmuş lan bu. Oğlum bu nasıl oturuş ya? Neyi? Ya Allah Allah, tarlalarım mı yandı aslanım? Dönüm dönüm tarlaları yanmış oturuşu yapıyorsun. Milleti de üzüyorsun ya. Başlayan dünyadan usandım duydum. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada 3 yıldıza doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Şu an müthiş gidiyoruz. 806 kişi anlık var. Bu arada bunu satamıyor muyum ben ya? Arkadaşlar bu küçük hayvan olduğu için ben bunu satamıyormuşum ya. Ben tamam, ben şerefsizlik yaptım ama ne yapayım kardeşim yani. Neyse bakalım, tamam tamam, sıkıntı yok. Ya ben şey düşünüyorum ya. Abicim penguen de düşünüyorum da yani nasıl olur, pingui miydi o? Neydi o? Kinder pingui. Şimdi bir hayvan daha koyacağım ben ama gerçek parayla değil abicim. Şey yani normal güzel bir paraya verin bana bunları. Biz hep alacağız. Biz hep alıyoruz ya. Hipopotam var, madilli var. Şimdi ayı. Ayı olayın ne olur? Ayı koyacağım. Evet, Formosan Black ayı arkadaşlar. Ayı. İki tane ayı koyayım. Bak bunların ikisini alayım. 9-11 yaş. Bunlar yaşıyordur herhalde birazcık. Çok az yaşamıyordur. Zoopedia'dan bakayım. Birazcık bir ömürleri vardır herhalde. 31 yaşına kadar yaşıyorlar. Kaç yaşında? 11 yaşında. Bence alınır. Bak bunların ikisini alalım. Bu size biraz küçük bunun. O zaman bunu değil de bunu alalım baba. Bunların ikisini alalım madem. Tamam. Şunların ikisini aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Trade Center'da bekliyorlar şu anda. Şimdi ayılar güçlü oldukları için bunları kırabilirler, bariyerleri. O yüzden bariyerleri kardeşim böyle biraz daha sağlam olacak. Şu resistant greatly mi? Şey low olmayacak bak. High olacak. Tuğla da koymayalım ya. Tuğla kötü durur. Hayvanı da şimdi tuğlaya hapsetmeyelim ya. Tamam bundan koyalım o zaman. Bundan koyalım. Buraya mı koyalım peki sizce? Şuraya mı koyalım? Yok ya, buraya koyalım tabii. Buradan uzatıyoruz şu an ya arkadaşlar. Ben hayvanat bahçesini böyle uzatmayı planlıyorum zaten. Buradan daha iyi olacak. Şöyle abicim. Şimdilik ufak bir alan koyacağım ben buraya. Bu kadar yeter. Şimdi ayılar yüksek ihtimalle, bu ayılar doyumsuzdur. Bunlar şey yapmaz da. Hani nasıl bir mekan istiyorlar bilmiyorum. Bir bakacağım ama. Bir yollarını bir kuralım. Bir ayı getirelim buraya. İki tane ayıyı. Ondan sonra kardeşim bakacağız. Ne istiyorlar, ne istemiyorlar bakacağız. Ama bayağı çok güzel olmaya başladı yani. Bak bayağı doldukça arkadaşlar. Daha burayı dekorasyona başlamadım bile yani. Çünkü yapıyorum. Çünkü dedem bana güvendi de buraya emanet etti bana. Sağ olsun. Wooden gate koyacağım. Aslında buna wooden gate değil de abicim. Bundan mı koysak ya harbiden? Ama gerek yok ya. Ayı da o kadar şey yapmaz ki abi. Şimdi bak habitat gate'ler var. Bundan koyalım o zaman. Tahta değil de habitat gate koyalım bir tane. Tamam. Şimdi abicim ayılarımı, benim ayıları şuradan ikisini de buraya yolla hemen. Tamam mı? Buraya yolla ikisini de çabuk. İkisini de yollayın. Şu staff'a da şu yeri de söyleyeyim hemen. Burayı da çalışsınlar. Şurayı da arkadaşlar yani. Şöyle. Heh. Ya şu bombe benim çok moralimi bozmaya başladı ya. Şuradaki bombe. Arkadaşlar şuradaki bombeyi ben bir düzenleyeceğim ya vallahi. Böyle bombe mi olur kardeşim? Şunu düz yapın ya. Kim yapıyor? Buranın mimarı kim ya? Şimdi bak burayı biraz daha düz getirin abicim. Düz düz. İp gibi gelsin burası. İp. Tamam. Şöyle. Tamam burası hadi birazcık böyle olsun. Hah en azından daha güzel ya. Böyle bombe olmasın abicim. Tamamdır. Ayıları getirin. Ayı oğlu,
ayının oğullarını getirin buraya hemen. Gelsinler ayılar, ayılarımız. Tamamdır, ayılarımız geldi. Şimdi arkadaşlar ayıların kaç bırak kaç bırak kaç. Oğlum bu ayı değil ki bu. Aa, bu ne ya? Ya bu kartondan ayı arkadaşlar ya. Kazıklandık ya. Vallahi kazıklandık kardeşim ya. Oo. Şimdi ayıların mekanını yapmaya başlayacağız kardeşim. Şimdi bunlar asla şey istemiyorlarmış. Short istemiyorlarmış. Rock istiyorlarmış biraz. Bundan verelim. Soil istiyorlar abicim. Soil verelim. Hatta soil olabilir hepsi ya. Sıkıntı yok. Soil çok oldu mesela. Şimdi grass short'u biraz arttıracağım. Tamam böyle. Bak çok güzel oldu. Şimdi bu agalar biraz daha bir çok az daha arkadaşlar mekan istiyorlar. Çok az daha. Tamam bunların çok gözünde bir şey yok. Yani iki gıdım daha arttırsak yetiyor bak. Bir metre hatta şöyle hadi bir tane de benden olsun. Bunlar çok gözü bunların yükseklerde değil ya. Bunlar yokluk görmüş belli bunlar. Tamam. Şimdi oldu mu abicim? Tamamdır arkadaşlar. 1320 metrekare. Climbing area istiyor bu ya. Oğlum ayı tırmanır mı lan? Tırmanıyor demek ki evet. Şöyle olabilir belki. Şöyle bir şey iş görür mü acaba ya ayılar arkadaşlar? Ne bileyim şöyle tırmanacakları bir mekan kardeşim. Buradan kafa üstü düşer bunlar ama. Şöyle. Oğlum bu ne lan bu? Oğlum bu olmadı lan hiç. Vallahi ben koydum baba. Yani beğenirlerse buradan tırmansınlar. Bir tane de hard shelter koyayım ben bunlara yatmak için. Hadi bunlara da arkadaşlar büyük bir hard shelter koyayım kardeşim. Şuraya bir tane hard shelter koydum. Tamam. Oha vallahi buraya tırmanacakmış. Aa çok merak ettim. Bir tırmansa da görsek. Bu arada short az gelmiş bak. Short az gelmiş. Oha! Nasıl çıktın lan oraya? Oğlum deli mi lan bunlar? Yürü gidek o zaman. Ayılar kaçtı. Ayılar kaçtı. Ayılar kaçtı. Ayıları tutun. Ayıları tutun. Arkadaşlar ayılar tırmanabiliyormuş ya. Ayılar kaçıyor. Ayılar geri girsin lütfen. Geri gir. Heh, tamam sıkma geri girdi. Tamam. Geri girdiler. Geri girdiler. Abicim şöyle yapıyoruz. Geri girdiler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zoopedia'dan kardeşim bunlar kaç metreye kadar Blackbeard'lar şey yapabiliyor. Formasyon Blackbeard'lar. Kaç metre tırmanabiliyor bunlar? Bakmadık ki işte. 40 metrekare. Pardon o değil. Ha 2 metre. 2 metre. Tamam. Oh korktum ya. 40 metrekare. Şöyle yaparız kardeşim. Şimdi bak şu yolu uzatalım bir. Şu yolu uzatalım bir. Şurayı bir çözelim. Tamam. Burası gitti. Şimdi burayı kardeşim bu olarak 2 metrekareden birazcık yükseltiriz. 3,5 metrekare yaparız. Gerçi az önce şuradan tırmanan ayı burayı da tırmanır da. Şuralara hemen glass yapıyoruz gördüğünüz gibi yine. Oo ama ayılar burayı kırar ki baba. Neyse kırarsa müdahale ederiz tamam. Kırarsa arkadaşlar bizim adam gelir yapar. Sıkıntı yok. Bir bakalım abicim. Oğlum götürme götürme hayvanları götürme tamam. Gerek yok gerek yok. Geri koy geri koy. Heh. Şu an hayvanların mutluluğu falan %100 ama bunlar buraya tırmanabiliyorlar mı acaba? Onu merak ediyorum. Ya şu hayvanlar yine acıkmış. Abicim abicim şuraya gözünü seveyim. Şuraya ben söylemek zorunda mıyım size bunu? Şu yemek işini halledin ya. Bakayım arkadaşlar ayılar kaçabilecek mi buradan da? Buradan artık tırmanamazlar. Cam koydum. Hadi ben kaçıyorum. Allah Allah. Allah Allah ya. Ya kaçışıyor millet ya. Şuraya bak kaçtı millet ya. Of. Neyse geri giriyor. Geri giriyor. Aslında ayı da geri giriyor ha. Şöyle yapıyoruz kardeşim. İşi çözüyoruz. İşi çözüyoruz. Not Klim Level Tuğla'ya çeviriyoruz arkadaşlar. Tamam yapacak bir şey yok. Ayılar Tuğla'da gezecekler. Çünkü ayılar çok fena tırmanıyorlar kardeşim. Tuğla'dan da tırmanıyorsa zaten bu ben bu hayvanlara çekini veririm ayılara. Çekini veririm kardeşim. 10 bin dolar çeklerine gitsinler takılsınlar. Aa, Nil Monitör vefat etti 13 yaşında. Seni özleyeceğiz aslanım. Seni özleyeceğiz. Seni özleyeceğiz. Nil Monitör öldü. Ama arkadaşlar Nil Monitör'ün zaten süresi doldu. Vadesi geldi. Nil Monitörler 13 yaşında öldü bak bu. Bakıldığında Nil Monitörler kaç yaşına kadar yaşıyor? Bakalım kardeşim hemen. 15 yaşında yaşıyor. Bu da 13 yaşında falan öldü. Yani sıkıntı yok. Rezza ölmüş. Rezza ölmüş. Rezza. 932 kişiye geldi. 140 bin doları gördük bu arada arkadaşlar. Hayvanlarda bir sıkıntı yok. Devam ediyorlar şu anda müthiş şekilde. Ayıları koyduk. Şimdi ayıların mekanını yapacağım ama biliyorsunuz büyümeye devam ediyoruz kardeşim. Bayağı yani devasa bir hayvanat bahçesi olmamıza az kaldı. Allah'ın izniyle. Burada bırakıyorum kardeşim şimdi. İnşallah yakın zamanda en büyük hayvanat bahçesi ünvanını alacağız. Avrupa'nın en büyüğü. Aynı anda bakın 3 yıldıza gidiyoruz şu anda. 5 yıldız olduğumuzda zaten yani en iyi hayvanat bahçesi biz oluyoruz. İnşallah kardeşim muhteşem. Nereden nereye işte. Bak batmaktan kredi batağından nerelere kardeşim. Lan ayılara bedava bakmayın dur. Arkadaşlar şunu koyalım da öyle gidelim dur. Lan ayılara bedavaya bakıyor ya. Bedava bakılır mı ya ayıya? Ben o ayıyı getirmek için kaç kişiyi feda ettim ya. Tamam. Ayılar da para kazansın biraz. At 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 2 kuruş at. Eyvallah abi abim eyvallah. Kesenize bereket kesenize bereket. Sağ olun. Tamamdır arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ayılar da geldi kardeşim. Daha gelecek binlerce hayvan var. Aqua parklar var. Tren istasyonları var. Ondan sonra kardeşim şu dediğim gibi böcek çiftliği yapacağım. Bunları buradan alacağım. Böyle yan yana kapalı bir mekan yapacağım. Orası da böcek çiftliği olacak. Kendinize çok iyi bakın kardeşim. Görüşmek üzere. Ben şimdi birazcık çay içeceğim bizim ekiple. Çalıştılar çok sağ olsunlar. Biraz çay içip kardeşim kimin maaşını düşüreceğiz onu konuşacağız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Sefer Deniz Uyanık, Alpagut, Kaan Çapar, Necmi Onur Okumuş, Scorpion 44, Mustafa Bacaksız, Abdurrahim Cimen, Refik Deniz Kalafat, Erdem Ç, Halil Cihat Darıcıoğlu, Oğuz Özkurt, Mert Bilal Sarıcan,
Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları'ndan Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçin'e, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.